Türkiye'ye Selahattin Demirtaş ve Kavala yaptırımları masada. Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş kararını yerine getirmediği için yaptırımlarla karşı karşıya. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ihlal prosedürünü başlatmak için bu hafta toplanıyor. Mahkeme en son kararında Demirtaş ve Kavala derhal tahliye edilmeli demişti. Komite, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 46. maddesine atıf yaparak Demirtaş ve Kavala'nın bir sonraki toplantı tarihi 30 Kasım'a kadar serbest bırakılmaması durumunda Türkiye hakkında ihlal prosedürü başlatacağını duyurmuştu. Ankara, AİHM'in Kavala hakkında ihlal kararı verdiği tutukluluğunun 18 Şubat 2020'de sonlanacağını belirterek, Kavala şu anda TCK'nın 309. maddesinden yargılanıyor diye savunma yapmıştı. Ankara Selahattin Demirtaş için de sadece şartlı bir tahliye olabileceğini açıklamıştı. Türkiye için olası hangi yaptırımlar masada? Osman Kavala'nın 26 Kasım'daki duruşmasında mahkemenin tahliye kararı vermemesi, ayrıca Selahattin Demirtaş'ın da tahliye edilmediği için uluslararası çapta faaliyet gösteren insan hakları örgütleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı. Aralarında Uluslararası Af Örgütü'nün de olduğu birçok kuruluş, Avrupa Konseyi'ne çağrı yaparak Türkiye'ye karşı yaptırım sürecini başlatın demişti. Türkiye'ye uygulanabilecek yaptırımlar şöyle. Avrupa Konseyi'ndeki üst düzey makamlara Türk personel ataması yapılmaması. Bazı Avrupa Konseyi kuruluşlarında oy hakkının elinden alınması. Türkiye'de üst düzey Avrupa Konseyi toplantıları düzenlenememesi. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.